Evet sevgili izleyiciler, şu anda elimde SanDisk'in 3.0 32 GB'lık flash belleği mevcut. Normalde bunu televizyona bağladığımız zaman direkt okuması lazım LG marka televizyonumuz. Ama bağladığımızda, televizyona taktığımızda bu eğer ki desteklenmeyen dosya diyorsa bunun formatını değiştireceğiz, biçimlendirmesini yapacağız. Bakalım, önce bir deneyelim. Evet, şimdi flash'ımızı takıyoruz. Bakalım destekleyecek mi, önce bir bakalım. Evet, desteklenmeyen dosya sistemi tarafından, evet, desteklenmeyen dosya sistemi dedi. Ve şu anda flash'ımız takılı. Bunu şimdi biçimlendireceğiz. Evet, şimdi flash'ımızı tekrar bilgisayarımıza takacağız ve biçimlendireceğiz. Evet, şu anda bilgisayarımıza takıyoruz. Ve şu anda tamam, ekranımıza geldi. Hemen sağ tıklıyoruz, biçimlendir diyoruz. Sağ tıkladık, biçimlendir dedik. İşte XFAT32 ve FAT32 ve XFAT diye bu iki formatı desteklemeyebilir. Sonradan attığınız videolarda. Genelde biz NTFS formatı yapıyoruz. Evet, şöyle bir biçimlendirelim. Biçimlendir diyoruz. Bakalım şimdi. Hemen biçimlendirdikten sonra, evet, burası biçimlendirsin bir. İşlem tamamlandı dedikten sonra tekrar içine görüntü atacağız ve bir daha bakacağız. Evet, şu anda işlem tamamlandı dedi. Şu anda içine bir flash belleğin içine hemen tekrar o görüntülerden atacağız ve tekrar deneyeceğiz. Evet, şimdi flash'ımızı biçimlendirdik. İçine tekrar dosyamızı attık ve şu anda flash'ımızı takıyoruz. Bakalım o ibare hemen çıkacak mı? Ha, bakın hemen okudu. Kumandamızdan açıyoruz. Zaten bu dakikadan sonra tüm içindeki dosyaları ve videoları da okumuş olacak zaten. Bu şekilde. Evet. Zaten USB ikonunu gördünüz. Siz o ikon çıktıktan sonra bu dosyalarda, içindeki dosyalarda gördükten sonra herhangi bir sorun yok. Videoyu oynatmayacağım ben şu anda. İçindeki videoyu. Bunun için de yani dosyayı attığınızda dosyayı almazsa flash bellek. Mesela yeni bir flash bellek aldınız, dosyayı almazsa ya da attığınız dosyayı okumazsa hemen panik yapmanıza gerek yok. Herhangi bir bilgisayardan formatını NTFS formatına çevirmeniz yeterlidir. Şimdilik bu kadar. Kafanıza takılan bir şey olsa yorumlar bölümüne yazın. Bildiğimiz kadarıyla biz de yorumlarınıza cevap vermeye çalışalım. İyi seyirler.